Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinde bu akşam modern İran tarihini konuşuyoruz. Konuğumuzu çok kıymetli bir akademisyen, araştırmacı Serkan Keçeci. Oldukça yoğun bir programı var. Buna rağmen bize vakit ayırdığı için ve de yayınımıza katıldığı için kendisine hem teşekkür etmek istiyorum hem de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Evyen. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Serkan Bey, biz daha önce İran yayınları yaptık. Yani Safavilerleri bitirdik hatta. Modern İran denince hangi dönemi kapsaması gerekiyor? Şimdi İran denince insanların genelde Türkiye'deki algısı, bilenin de bilmeyenin de, tabii bu alanda çalışan akademisler haricinde diyorum, onları ayrı tutuyorum. 79 İran İslam Devrimi ile başlıyor sanki İran tarihi gibi, böyle bir dünyanın gündemine gelişleri gibi ama modern İran tarihi deyince nereden başlamak lazım konuşmaya? Tabii metodolojik yaklaşmak gerekirse 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren modern İran tarihinden bahsetmeye başlayabiliriz. Ama daha çok tabii 79 İslam devrimiyle İran'ın ön plana çıktığını ve bunun üzerinden bir İran imajının oluştuğunu en azından bizim yaşımızda olanlar ve bizden sonra gelenler bu şekilde kavradı. Ama tabii 79 devrimini oluşturan işte onun öncesinde ya da 18. yüzyıl son çeyreğindeki İran en azından daha universal, daha evrensel bir şekilde tarih bilimine yaklaştığımız vakti aslında olup bitenleri anlamak için kurumsal yapıların oluşmaya başladığı ya da bölgesel rekabetlerin ön plana çıktığı 16. yüzyıl yani Safaviler dönemine kısa bir bakış atmakta fayda var. Ama bundan daha da önemlisi benim ısrarla üzerinde durduğum İran coğrafyasının ne manaya geldiği. Yani tarihsel bağlamda İran coğrafyası dediğimiz alanın işte hem kuzey için hem doğu hem de batı için ne manaya geldiği önemli. Avantajları ve dezavantajları nelerdi? Çevresindeki yapıların içerisinde nasıl bir yapıya sahipti, nasıl bir yere sahipti? Bunu öncelikle Evet, göz önünde coğrafya her bulundurmamız gerekiyor. şeydir. Hemen hemen. Özellikle Avrasya coğrafyasında özellikle önem arz ediyor. Tabii burada şunu söylememiz gerekiyor. 16. yüzyılın başıyla beraber oldukça karizmatik bir lider etrafında ortaya çıkan bir aşiret devlet diyebileceğimiz, sonrasında devlet yapısını, devlet aygıtlarını belirli bir miktarda oluşturabilen bir Safevi hanedanıyla karşılaşıyoruz ki 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yani yaklaşık bir 230 yıllık bir ömrü olan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabi bu dönemdeki İran coğrafyasına ki Sasanilere bir atıf yaparak da baktığımızda bu coğrafyanın temel dezavantajlarından bir tanesi aslında belirli alanlarda, belirli bölgelerde batıya olan bağımlılığı. Özellikle burada madenleri ön plana çıkartabiliriz. Günümüzde de bu şekilde böyledir. Gümüş ve altın madenleri açısından İran coğrafyası oldukça kıttır ve sıkıntılı bir pozisyondadır. Keza yine Batı aynı derken nereyi şekilde kastediyoruz bu arada? Osmanlı coğrafyası ya Orası da mı? evet Osmanlı coğrafyası ya da birazcık daha belki doğuyla bağlantı kurması gerekirse Afganistan coğrafyası üzerinden Hindistan coğrafyası ön plana çıkabilir. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere 18. yüzyıla kadar aslında dünya üzerindeki en zengin bölgeler aslında Hindistan ve Çin coğrafyası olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hindistan'dan ve Çin'den batıya doğru giden ürünler geriye gümüş ve altın olarak aslında bir akım olarak biz görüyoruz. Ve bu ticaret yollarının üzerinde biz İran'ı göreceğiz. Yani tarih sahnesine Osmanlı'nın ve İran'ın aynı anda çıkması aslında pek rastlantısal değil. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Çöküş dönemleri de pek rastlantısal değil. Bu açıdan da önem arz eder. Tabii İran'ın en önemli dezavantajlarından bir tanesi, baktığımızda çevresindeki diğer emperyal yapılarla çok zorlu bir coğrafyaya sahip olması. Doğusundaki Hindikuş dağları, kuzeyinde bir Hazar denizi ve batısındaki Zagros dağları, güneyde de bir Basra körfezi çıkışından dolayı aslında ve bir çanak şeklinde olmasından dolayı bazı bölgelerinde insanların bulunmaması, yerleşim yerlerinin olmamasından dolayı aslında vergi sistemlerinin, ulaşımın, ticaretin oldukça zorlu bir şekilde yapıldığını biz görüyoruz. Buna rağmen bazı avantajları da vardır. Bunlar da birazcık değineceğiz. Tabii buradaki nehir yollarının olmaması en büyük dezavantajlarından bir tanesidir İran'ın tarihsel bazda baktığımız vakit. Peki nehir yolları bize neyi ifade eder aslında? Dönemsel olarak baktığımızda nehir yolları üzerinden ticaretin, ulaşımın ve tırnak içerisinde aslında belki o dönem için pek doğru bir kavram değil ama
ortak bir kimliğin oluşturulabilmesi açısından, yani insanların birbirleriyle tanışabilmesi ve pazarlardaki o ortak alanın, ki burada dediğimiz gibi özellikle de madenler ön plana çıkıyor. Bunun niçin olduğunu birazdan açıklayacağım. Bu tip problemlerinin olması ve insan bakımından da yeterli bir seviyede olması, İran'ın tarihsel olarak 16. yüzyıla baktığımız vakit en temel problemlerinden bir tanesi. Tabii daha sonraki dönemde Safevilerle beraber Osmanlı'nın arasındaki o rekabeti biz, o anlatılan bize tarihsel bazda biliriz ve aslında bu rekabet Osmanlı ve Safevilere ait olan bir rekabet değil. Doğu Roma, yani Bizans'a ve aslında Sasanilere ait olan bir rekabet. Onlardan da öteye aslında iki Platon'un arasındaki bir rekabettir bu. İran Platosu ve Anadolu Platosu. Çünkü tarihsel olarak bu iki Plato birbirine rakiptir. Ki 16. yüzyıla geldiğimizde, öncesinde de bu dönemi görebiliriz aslında. Aynı dili konuşan, itikadi olarak birbirlerine çok yakın olan ama siyasi olarak, ki bunu Platolar oluşturuyor aslında, iki yapının nasıl birbirleriyle mücadele ettiği, savaştığı, birbirleriyle belirli bir şekilde, belirli dönemlerde ittifak etme durumuna bile düştüklerini görebileceğiz. Tabii Safevilerin sonrasında ki en büyük problemi, daha doğrusu Safevilerin en ciddi darbeyi doğusundan gelen Afganlarla, Afgan saldırılarıyla İsfahan'ın yerle bir edilmesiyle 1722-24 yıllar arasında göreceğiz. Ve sonrasında ortaya çıkan bir Nadir Şah dönemi vardır, Nadiriler dönemi vardır. Nadiriler döneminde biz Avrasya coğrafyasının en büyük ordusunu göreceğiz. Yaklaşık 200 bine yakın kişiden oluşan, askerden oluşan bir ordudan bahsediyoruz ki bunu zaten bir ya da iki defa toplayabilecek, sonrasındaki baskılarından dolayı ciddi bir nüfus azalmasına sebebiyet verecektir. Bunun sonrasında ise baktığımızda bir Zend dönemi göreceğiz. Daha kısa bir dönem ve bizi asıl ilgilendiren dönem aslında Kacarlar dönemi diye adlandırdığımız, bizim 1796 ile başlayıp 1921 ya da 25'e kadar ilerleyen bir dönemden bahsedeceğiz ki modern İran'ın aslında temellerinin atıldığı ve kısıtlı da olsa bazı kurumların oluşmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabii Kacar dönemine geldiğimizde aynı zamanda İran coğrafyasının modernleşme dediğimiz süreçle de karşılaştığını göreceğiz ki İran coğrafyası göz önünde bulundurduğu vakit modernleşme süreçleri daha çok askeri yenilikler üzerinden, ki Osmanlı'da biz buna benzer bir Evet, süreci görürüz. paralel bir dönem var. Paralel bir dönemdir aslında ki bunu tarihsel serüven içerisinde Nizam-ı Cedid, yani yeni düzen olarak adlandırırız ki Osmanlı'da bu daha erken dönemde başlar. Hatta Nizam-ı Cedid'e verilen reflekslerin, tırnak içerisinde dini reflekslerin ya da sosyal reflekslerin nasıl Osmanlılar tarafından, Osmanlı hanedanı tarafından üstesinden gelinmeye çalışıldığının İranlılar tarafından da taklit edildiğini biz görüyoruz ki bu açıdan baktığımız vakit aslında İran'daki Nizam-ı Cedid sürecinin Osmanlı'ya kıyasla daha yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Çünkü usul ve yapısal olarak aslında birbirine benzer yapılardan bahsediyoruz. Bu arada bu Nizam-ı Cedid dediğimiz süreç aslında sadece Osmanlı ve Kacarlar'da değil, buna benzer bir süreci biz, daha doğrusu benzer yöntemleri Mısır'da Mehmet Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Evet. Paşa'da ya da Mağrip diye adlandırdığımız bizim Tunus ve Fas bölgesinde de göreceğiz. Buralarda da daha sonraki dönemlerde buna benzer süreçlerin yaşandığını göreceğiz. Tabii bu modernleşme dediğimiz süreç askeriye ile başlayıp sosyal alanlarda yayılmaya başladığını biz sonraki dönemlerde göreceğiz. Lakin İran'ın burada karşılaştığı en temel problemlerden bir tanesi, az evvel de bahsettiğim üzere yeteri kadar merkezileşememiş ve bundan dolayı da kurumlarını oluşturamamış ve kalıcı, yerleşik bir ordu besleyebilecek belirli bir mali güce sahip olamaması. Şimdi burada tabii bir soru işareti geliyor. Nasıl yani? Nasıl İran bu vakte kadar yerleşik bir ordusu olmadan mı ayakta kaldı? Aslında Evet. burada evet, İran'ın bir ordusu var ama bu ordular belirli dönemlerde bir araya geliyor, aşiret yapılarından oluşuyor ve daha sonraki dönemlerde ayrılıyorlar. Yani yapısal olarak aslında Yeniçeriler tarzında belirli bir ordunun işte Şah Abbas döneminde 17. yüzyılda oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz ama bu kalıcı olmayacak. Daha sonraki dönemlerde daha da
Ademi merkeziyet ön plana çıkacak İran coğrafyasında taht kavgalarından dolayı ki bu dört tane hanedandan bahsediyoruz aslında. Safaviler, Nadiriler, Zendler ve Kacarlar. Osmanlı coğrafyasında ise o 14. yüzyılın başına itibaren baktığımız vakit tek bir hanedandan bahsediyoruz. 600 yıl boyunca tek bir hanedanın ve bu da bize aslında içerideki iç savaşın boyutlarını da bir açıdan fısıldıyor. Neler olup neler bitebildiğine dair. Tabii burada vergi toplayabilme ve vergiyle aslında sınırlarını koruyabilme yeteneğinin İran coğrafyasında pek oluşamadığını söylüyor. Tabii bu 1920'lere kadar ilerleyecek. Tabii buradaki temel dinamik bunu kurarken bu süreçte askeri uzmanlar gelecek Avrupa'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Osmanlı'daki modernleşme sürecinden faydalanmaya çalışacaklar. Rusya tarafından asker kaçakları gelecek yine İran tarafına. Onlar üzerinden yine bir faydalanmaya çalışacaklar ama tek buradaki problem aslında mali. Sizin de bildiğiniz üzere bir devleti kurabilmeniz için aslında üç tane sac ayağına ihtiyacınız var. Maliye, askeriye ve adli. Bu üçünü orantılı bir şekilde birbirlerini destekleyebilecek bir şekilde kurabilirseniz diğer yapıları da diğer kurumları da üstüne inşa edebiliyorsunuz. İran'ın en temel dezavantajlarından bir tanesi maliyeydi. Peki Vergi. bu Buyurun. vergi, tam onu soracaktım. Sözünüzü kestim ama unutmayın lütfen. Vergi sisteminin tam olarak oluşturulamamasının sebebi o hanedanlar arası kavga, mücadele mi? Aşiret yapısının hala güçlü bir şekilde devam ediyor olması mı? Nüfusun az ve dağınık olması mı? Tam olarak nedir acaba? Çünkü vergi Aslında toplanamaması çok ciddi bir problem. evet. Bütün bunların hepsini kapsıyor. Hatta şöyle söyleyelim. Az evvel bahsettiğim maden eksikliği aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Para, ya gümüş ya da altın ya da alaşımlar çok hızlı bir şekilde el değiştirebilir. Ve iktisadın temel kuramlarından bir tanesi. Para ilk çıktığı elden ne kadar fazla ele geçerek tekrardan ilk çıktığı ele gelirse aslında iktisadi yapı o kadar dayanıklıdır, o kadar sağlamdır. Ama İran'daki duruma baktığımız vakit 19. yüzyılın ilk yarısını hatta son çeyreğine gelene kadar ayni vergileri biz göreceğiz. Yani siz mısır üretiyorsunuz ya da başka bir şey üretiyorsunuz ya da bal üretiyorsunuz. Bunu satamıyorsunuz çünkü pazara çıkamıyorsunuz. Pazara çıkartamamanızın sebebi yol problemi, nehirlerin olmaması, ürününüzü satamamanız ve işte sizden ne kadar vergi alacaksa ne üretmişseniz işte bu bal olabilir ya da buğday olabilir, arpa olabilir onu ayni bir şekilde işte ne kadar kiloysa ne kadar kileyse onu merkeze gönderiyorsunuz. Şimdi bakın Buğday olarak. bu evet buğday olarak ya da işte bal olarak ya da ne üretiyorsa ya da işte bal mumu olarak bu iktisadın içerisinde yani aslında takas gibi düşünün bunu verginizi bu şekilde gönderiyorsunuz. Bu 19. yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden bir ve burada çok ciddi bir zaaf var. Yani dünya pazarlarına açılamama, tırnak içerisinde ezoterikleşme dediğimiz süreç var. Yani bir uyum sağlayamama gibi bir süreç var. Bunun da en temel problemi coğrafyanın aslında zorlayıcı bir yapıya sahip olması. Ki gelen askeri uzmanlar 19. yüzyılın başından itibaren İngilizler, Fransızlar, Ruslar temel problemin maliye olduğunu ve ısrarla bu mali gelirin çözülmediği sürece İran'da kalıcı bir ordunun kurulamayacağı, kalıcı bir ordu kurulamadığı vakit sınır problemlerinin devam edeceği, sınır problemleri devam ettiği sürece de merkezi yapının, kurulmaya çalışılan merkezi yapının kırılganlığının devam edeceği belirtiliyor. Tabii evet, sınırları kimler koruyordu? Aşiret yapıları vardı. Bu İran'ın temel politikalarından bir tanesidir. Özellikle de aşiret yapısı ki günümüzde de buna benzer bir yapı devam eder. İran'ın genel olarak hemen hemen her coğrafyasında aşiretlerin kendi içerisinde bir dengeleme vardır. Yani diyelim ki bir bölgede mesela iki aşiret ön plana çıkıyorsa oraya üçüncü bir aşiret yapısı başka bir coğrafyadan kopartılıp oraya eklemlenir. Ve bu üçü arasında bir denge kurulmaya çalışılır. Ama tabii bu oradaki toplumsal yapının sosyolojinin de etkilenmesine sebep oluyor. Çünkü etkileşim içerisine giremiyorlar. Dediğimiz gibi o pazar dediğimiz gibi iktisadi yapının oluşamaması, üretimsel sürecin sonlandırılamaması, satılamaması ürünlerinin ve insanların toplu alanlara bir araya gelememesi, mesela fuarlar, pazarlar ya da işte uluslararası ticaret diyebileceğimiz bu yapılar, bütün bunların hepsi aslında o tırnak içerisinde anakronik olabilir, milli yapı diyebileceğimiz yapıyı aslında etkileyebiliyor. Tabii bu
Süreçle beraber aslında baktığımızda 19. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarında biz bir sınır belirlemesi, ki günümüzdeki sınır da hemen hemen bununla aynıdır, çok küçük değişikliklerle 1828 Türkmençe Antlaşması'nı görürüz ki Rusların 1826-28 harbinde Aras ve Kura nehirleriyle sınırını oluşturduğunu görürüz ki bu sınırlar şu anda aslında Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının da oluşturan sınır. Tabii bunun sonrasındaki süreçte İran coğrafyasında iki önemli yapının ön plana çıktığını göreceğiz. İki büyük devletin aslında, iki süper gücünü öyle söyleyelim. Rusya ve İngiltere. Bu süreçte baktığımızda ki muhtemelen dinleyenlerimiz de sizin de bildiğiniz üzere büyük oyun ya da Great Game olarak adlandırılan o sürecin aslında tam gelişme evresinin yaşandığı bir dönemmiş. Büyük oyun olarak adlandırılan Rusya ve İngiltere iki büyük gücün arasındaki süreç Karadeniz'in doğu kıyılarında başlar. İran'ın kuzeyine doğru evrilir ve 19. yüzyılın o ikinci yarısına itibaren Orta Asya coğrafyasına, Afganistan coğrafyasına doğru kendisini taşımaya başlar. Tabii buradaki o gelişme süreci olarak adlandırdığımız İran coğrafyası aslında genel itibariyle kuzeyi Rusların kontrolünde ve güneyinde de biz İngilizlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ki bu Türkmençe Antlaşması ile beraber aslında Hazar Denizi'nin tamamıyla Rusların kontrolünde olduğunu ve oradaki ticari alanı koruduğunu, kendi alanlarını yarattıklarını ve geri geldiği vakitte Hazar Denizi'ni askeri olarak da kullanabildiklerini biz görüyoruz. Tabi Hazar Denizi'nin izin verdiği ölçüde. Hazar Denizi pek bizim öyle haritada gördüğümüz gibi böyle halim selim bir deniz değil aslında. Kendi içerisinde çok zorlu bir denizdir. Kuzeyden güneye doğru ilerlediğiniz vakit yılın muhtelif mevsimlerinde bırakın ticareti herhangi bir şekilde iletişim bile kuramayabilirsiniz. Zorlu bir denizdir. Karadeniz'e kıyasladığımız zaman. Tabii daha sonraki dönemde biz bir Emir Kebir dönemi göreceğiz İran'da, modernleşme döneminde. Emir Kebir'le beraber bize de bizim daha doğrusu şöyle söyleyelim Osmanlı dönemine de denk düşen aslında bir Tanzimat dönemiyle hemen hemen eşdeğer bir dönemin yaşanmaya başladığını biz göreceğiz. Tabii özellikle Tanzimat'ın Osmanlı coğrafyasıyla ki bunun benzeri diyebileceğimiz yeniliklerin İran coğrafyasındaki karşılıkları farklı. Tanzimat dediğimiz vakit daha çok işte ilk öncelikle 1839 ve daha sonrasında 1856'yı biz görürüz ki özellikle 1856'dan sonra gerçek Tanzimat'ın tam manasıyla kurumlarda nasıl işletildiğini, yapının nasıl kurulduğunu, bürokrasinin nasıl oluştuğunu, bürokrasinin nasıl kendine ait bir alan yaratmaya başladığını biz görmeye başlarız. Yani bir işte tamam bir tarafta bir saltanat vardır, saray vardır ama bürokratik yapı özellikle hariciye ve bunun etrafında gelişen o dünyadaki bütün olup bitenleri takip eden bir bürokratik yapının da ön plana çıkmaya başladığını göreceğiz. İran'da da buna benzer bir teşebbüs var. Lakin az evvel bahsettiğim üzere mali meseleler halledilemediği için ve daha çok Tanzimat'a benzer bir yapı, daha modern bir yapı kurulmaya çalışılsa bile bu tip pozisyonlara, muhtelif kurumların yöneticilik pozisyonlarına, bu askeriyede de bu şekilde, yine aynı şekilde dış işlerinde de ya da dahiliyede de iç işlerinde de bu şekilde rüşvetle atamaların yapıldığını biz görüyoruz. Yani saraya ne Liyakatın kadar fazla olmadığı. liyakatın olmadığı kesinlikle. O yüzden ikisinin arasındaki böyle bir fark vardır. Tanzimat döneminde Osmanlı coğrafyasında liyakatın ön plana çıktığı dönemleri net bir şekilde görebiliriz. Bunu figürler üzerinden de görebiliriz. Yani laiktir ve dediğiniz gibi o dönemde parlak bir işte bürokrat olarak bizim karşımıza çıkan çok önemli figürler vardır. Ama İran coğrafyasında bunun daha çok saraya kim ne kadar fazla rüşvet verecek ve bunun üzerinden mesela atamaların yapıldığını biz görüyoruz. Mesela en önemli hatta çok ilginç okurken karşıma çıkmıştı. En fazla İran tüccarının olduğu limanlardan bir tanesi Bombay. Ve buraya kendisini atattırabilmek için nasıl İranlı bürokratların yarıştığını göreceğiz. Çünkü oraya atandığı vakit orada evet bir ticari sirkülasyon var ama orada vefat edip malı orada kalanlar da var. Onlar bir şekilde kendi üzerlerine aktarılabiliyor. Yani sistemin kendi içerisinde aslında çok değişik nasıl diyelim motivasyonları da var. Bu açıdan baktığımız vakit İran yapısı çok böyle
yani bize devasa bir yapı gibi görülebilir 19. yüzyılın ortasında Tanzimat'la beraber, ama kendi iç işleyişi içerisinde oldukça belirgin sıkıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii daha sonraki döneme doğru ilerlediğimiz vakit 1860'larda, 70'lerdeki bir Herat meselesi vardır. Daha önceki dönemde İngilizlerle ve Ruslarla Afganistan coğrafyasındaki mücadeleleri vardır. 1830'larda başlayıp 56-57'ye kadar uzanan. Ve bunun sonrasında 70 ve 80'lerdeki işte sonraki sürece doğru giden bir sosyal devinim süreciyle biz karşılaşacağız. Tabii bu sadece İran'ın karşılaştığı bir süreç değil. Aynı anda aslında, aynı dönemde aslında Osmanlı'nın da bu dönemde bu tip problemlerle karşılaştığını biz göreceğiz. 1870'ler, 80'ler ve 90'lar, ki özellikle de ulaşımın ve iletişimin çok hızlandığı bir dönem olarak bizim karşımıza çıkar. Demir yollarının, keza telgrafın, bununla beraber askeri teçhizatın kolay kullanılabilir hale gelmesi, bazı bölgelerde isyanların o ön plana çıkması, sosyal yapının kırılmalar yaşaması aslında bize kendi bulunduğumuz coğrafyanın tarihini okurken nasıl çok benzer görünebiliyor. Tabii buradaki belki ilginizi çekecektir. Toplumsal yapının en büyük dinamiklerinden bir tanesi de aslında günümüzde bizim karşımıza çıkan modern dönemde 79 devrimle beraber artık gözümüzün içine sokulan bir şeyler aslında bu ulema. Ulemanın pozisyonu özellikle. Ulemaya gelmeden önce mesela bir soru var. Buyurun. Bunu aktarmak istiyorum. Nilgün Durgun hanımefendi demiş ki, merkezin karşısında yerel anlamda güçlü bir kurum var mıydı? Söz gelimi İngiltere, Fransa'da güçlü ve devamlı yerel aristokrasi gibi ve devam etmiş. Demiş ki, aşiretlerde belli bir devamlılık olabilmiş mi İran'da? Yani Doğrudur. Kaçarlara kadar olan dönemden bahsediyor olursak Tabii. eğer. Şöyle söyleyeyim. Oraya bir küçük parantez açayım. Aşiretlerde evet devamlılık var. Hatta şöyle söyleyeyim. Safevilerin kuruluş sürecinde aslında Osmanlı coğrafyasından ve Suriye coğrafyasından İran'a göçen 7 tane aşiretten bahsetmiş. Bunlar ehli seyf. Yani kılıç ehli. Yani sahadaki aslında savaşan gruplar olarak bizim karşımıza çıkar ve bunlar Türkmen gruplardır. Osmanlı merkezine muhalefet edip, Osmanlı merkeziyle geçinemeyip kendilerine başka bir alan yaratmışlardır. Ama gittikleri coğrafyada da bir ehli kalem diye bizim adlandırdığımız bürokratik bir yapı vardır. Bunlar da Farslardan oluşur genelde. Ve bu iki yapı arasındaki mücadele hala da devam eder. Bu değişmez. Çünkü iki yapının kendi içerisinde yeri geldiği vakit dayanışması, üçüncü bir gruba karşı, yeri geldiği vakitte bazı dönemlerde gücü kim kontrol edecek diye bir mücadelesi vardır ki aşiretler de burada temel aslında belirleyicilerdir. Ehli seyf olarak. Belirli bir noktadan sonra biz konsensüsü, uzlaşmayı da göreceğiz. Ve bu aşiretlerin yerleştikleri coğrafyalar, geliri en fazla olan coğrafyalarda yerleşen aşiretler, en güçlü aşiretler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii burada merkezin karşısında durabilecek kurumsal bir yapıdan bahsedebilmemiz mümkün değil. Ama şöyle bir durum vardır. İran coğrafyasının nevi şahsına münhasır bir özelliği var. Bunu biz belirli bir dönem Bizans sonrasında, doğurma sonrasında Osmanlı coğrafyasında da göreceğiz. Bazı hanedanlar vardır. Ve bu hanedanlar hala da devam ederler. Bunlar eşraf olarak adlandırılır bölgelerde, vilayetlerde. Ve bunların belirli bir şekilde kontrol ettiği, daha doğrusu nüfuzu altında tutabildiği gruplar da vardır. Bunlar dediğimiz gibi bölgeden bölgeye, coğrafyaya göre değişir. Ama bunların temel bu gücünün aslında toprak zenginliğiyle alakalıdır. Gelen oradan elde ettikleri gelirle alakalıdır. Buna binaen merkezde olan bazı pazarlıkları vardır. Tabii bunun karşılığında dediğimiz gibi bir uzlaşı oluşur. Yani sizin taşra ile merkez arasındaki çatışmayı belirli bir seviyeye düşürebilmeniz için arada bir uzlaşının en azından belirli zamanlar için oluşturulması gerekir ve bunun üzerinden aslında merkez yapısı da kendisini belirli bir alanda güvenli alan oluşturabilir. Çünkü az evvel de söylediğim gibi gerek yol hatları, gerek ticaret, gerek vergilendirme merkez yapısı aslında oldukça zayıf. Ve Safevilerin yıkılmasından sonra bu zayıflığın giderek arttığını biz göreceğiz. Belki sorunun diğer taraftan cevabı olabilir. Bu zayıflığı en azından belirli bir seviyede düşürebilmek ve kendilerini meşru kılabilmek adına aslında Kacarlar dönemiyle biz bunu göreceğiz. Nadiriler döneminde de buna benzer bazı
Hatta 5. mezhep görüşmeleri vardır Osmanlı ile alakalı, Osmanlı ile, ama Kacarlar dönemi çok daha net bir şekilde olur, net bir şekilde görülür. Ulema ile olan ilişkileri daha da hızlanacaktır. Şimdi bu ne demek tabii? Evet. Ama bir Safaviler bir kurul aristokrasiden bahsedemiyoruz. Böyle bahsetmiyoruz, bir durum. bahsedemiyoruz. Şöyle, hanedanlar var. Yani Avrupa'daki bir Petro döneminden sonraki, yani 18. yüzyıldan sonraki Rusya'daki bir Avrupa aristokrasisinden kesinlikle bahsedemiyoruz. Böyle bir, yani devamlılık olan böyle bir yapı. Ama hanedanlar var, aileler var. Bunlar bizi mesela Osmanlı'da 18. yüzyıl son çeyreği ya da 19. başında ayanlar olarak bizim karşımıza çıkar. Yani belirli bir bölgenin ön plana çıkan, belirli bir zenginliği oluşmuş aileler. Biz bunlara işte bazen feodal lord olarak adlandırılabilir. Bazen işte yerel lider olarak ya da derebeyi olarak da adlandırılabiliyor, ama bunlar dediğimiz gibi coğrafyaya, bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu güçleriyle de doğru orantılı. İran coğrafyasında, ki bu dediğimiz gibi Anadolu coğrafyasında da benzer durumlarla biz karşılaşıyoruz. Çok önemli bir şey vardır. Biliyorsunuz İran coğrafyası devamlı doğudan batıya doğru ilerleyen o göçlerin, saldırıların üzerindedir ve devamlı bu karışıklığı yaşarlar kendi içerilerinde. Buna rağmen çok hızlı, çok seri bir şekilde çeperde bulunan yapılar, merkezde karizmatik bir lider ortaya çıktığında onun etrafında toplanabiliyorlar. Bunun sıradan bir ahaliyle yapılabilmesi pek mümkün değil. O yüzden burada az evvel bahsettiğim yerel hanedanlar ön plana çıkacak ve bu yerel hanedanların hala daha, mesela benim en azından tanıdığım ve tanışıklığım olduğu, mesela hariciyede, dış işlerinde çalışan aileler vardır. Ve bunlar baktığımız vakit önceki dönemlerde, Sasaniler döneminde işte Zerdüşt'tür. Safaviler dönemine baktığımız vakit işte geçiş dönemi üzerinde Şafi iken Şiiliğe geçerler. Ve günümüze baktığımız vakit işte Şah döneminde de yine kendilerine yer bulurlar ve günümüzde de hala da yerlerini korurlar. Böyle Yani bir İran tarihini bu hanedanlar üzerinden takip etmek daha kolay. tabii ki daha, aslında daha şöyle söyleyeyim, merkezden değil de çeperden bir bakış açısı sunar bize ve o İran dediğimiz coğrafyanın ne kadar esnek olabildiğini, ne kadar sürece uyum sağlayabildiğini bize gösterir. Bu açıdan aslında kıymetlidir. Çünkü o İran dediğimiz vakit belirli bir kültür yapısını ve onun etrafında toplanabilmeyi bir refleks olarak geliştirebilmişlerdir. Bu dediğimiz gibi 10. yüzyıldan, 11. yüzyıldan itibaren İran coğrafyası devamlı problemlerin içerisindedir aslında. O yüzden de aslında merkezi bir yapının, sıkı bir merkezi yapının kolay kolay kurulamaması da aslında bunun bir sebebi olabilir. Daha doğrusu bu onun bir sebebi olabilir. Tabii ulemaya meseleyi getirecektim ben birazcık. Safaviler kurulduğu vakit tabii karizmatik bir lider olarak Şah İsmail var. Biz onu görüyoruz ve bir tarafta aslında seküler gücü, yani devlet gücünü elinde barındırıyor. Çok karizmatik, ki kendi döneminde Yavuz'la ya da Selim'le kıyasladığımız vakit aslında kıyaslanamaz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yaşına göre ve etrafında belirlediği gruba göre çok karizmatik bir lider. Ve diğer elinde de aslında baktığımız vakit itikadi gücü barındırıyor. Ve bu ikisini tek bünyede bir araya getiriyor. Kendisinden sonra bunlar ikiye ayrılacak ve daha sistematik bir şekilde yönetilmeye başlayacak. Tabii Safavilerin sona ermesiyle beraber aslında Şeyh Safiyüddin'den sonra işte aktarılan o sürece baktığımız vakit, Şah İsmail'den sonra gelen sürece baktığımız vakit hanedanların kendilerine ait bir meşruluğu var. Bu Şah İsmail ile beraber başlar. Ama biz Kacarlara geldiğimiz vakit bu meşruluğun nasıl sağlanacağına dair bazı pratik çözümlerle karşılaşıyoruz. Tabii burada Kacarlar itikadi olarak meşru olmadıklarından dolayı, tırnak içerisinde, tabii her zaman seküler güç, dini gücü kontrol edemiyor. Bazen bunların eşitlendiği ya da birbirlerine galebe çalmaya çalıştığı dönem de var, ki tam da bu döneme denk geliyoruz aslında. Kacarların bu süreci daha meşru hale getirebilmek için, ki bu dönemde baktığımız vakit Safevilerin soyundan gelenler hala da hayatta, hala da hayatlarına devam edebiliyorlar muhtelif bölgelerde. Bunu meşru hale getirebilmek için ulema ile bir ortaklık içerisine girmek zorundalar. Bu nasıl bir ortaklık? Tabii ulemaların da, yani bizim Şiiliğin içerisinde her bölgenin kendisi içerisinde bir hiyerarşik bir yapısı vardır ulemanın içerisinde. Ve siz işte bir mahallede oturuyorsanız, sizin işte bağlı olduğunuz imam ya da daha doğrusu oradaki
itikadi yapı bellidir. Onun dışına çıkamazsınız kolay kolay. Ve bunun üzerinden de bir, nasıl diyelim, organize bir yapı vardır İran içerisinde. Şimdi buradan baktığınız vakit ister istemez ulemanın bulunduğu alana baktığımız vakit dergahlar, mescitler ve dini mekanlar. İster istemez buralara bazı bağışlar yapılması gerekiyor ki bunun üzerinden bir meşruluk oluşturulabilsin. Daha doğrusu ulema mevcut Kacar hanedanını meşru hale getirebilsin halkın gözünde. Çünkü halkla devlet arasında bizim ulema dediğimiz bir yapı var. Ve bu çok enteresandır. Ulemanın aslında tarihsel bazda baktığımız vakit ki Sasanilerde de devletle, daha doğrusu seküler liderle dini liderin devamlı yan yana olduğunu görüyoruz. O dönemki rölyeflere baktığımız vakit, seremonilere, protokollere baktığımız vakit yan yanadır. İlk defa Kacarlar döneminde aslında ulema kendisini belirli bir seviyede seküler gücün yanına taşımaya başlayacak ve belirli bir dönemden sonra aslında onunla mücadele etmeye başlayacak. Çünkü gücü elde edebilmesi için belirli bir şekilde o seküler yapıyı, daha doğrusu devlet yapısı dediğimiz yapıyı kontrol altına tutması gerekiyor ve aslında ulemanın belirginleşmeye başladığı dönem olarak burayı söyleyebiliriz. Bu çok fazla ön plana çıkmaz. Daha çok 79 devriminden sonrasında sanki böyle bir nasıl diyelim, birden bir ulema yapısına dair bir şey vardı. Evet, ama bu aslında ondan önce mesela ulema dediğimiz şey gerçekten ulema var mı? Böyle bizim nasıl yanlış ifade ediyorsam düzeltin lütfen. Bir ruhban sınıfının oluşması gibi bir ulema yapılanmasından mı bahsediyoruz? Yoksa işte halkla sürekli doğumda, ölümde, cenazede, düğünde, işte veraset işlerinde iç içe olan din ehlinden mi bahsediyoruz burada? Tabii şimdi şöyle, bu Osmanlı coğrafyasında algıladığımız tarzda bir ulema değil. Birazcık yani iki sınıfın da nasıl diyeyim, benzerlikleri var ama İran'daki durum şudur. Burada biraz Şiilikten bahsetmek gerekebilir. Bilirsiniz 12. İmam kayıptır. Ve onun üzerinden bir kurgu yapılır ve burada kendine ait, işte 12. İmamın olmadığı yerde onun yerine yetkiyi devralacak bir yapının oluşturulması gerekir. Ve bu yapının oluşması sırasında da baktığımız vakit yine bir organizasyonun, yine bir yapılanmanın, hiyerarşinin ön plana çıktığını göreceğiz. Ve işte biz burada mesela sonraki süreçlerde baktığımız 79 sonrasında rehberi göreceğiz, işte imamı göreceğiz, merci taklidi göreceğiz. Ve aslında 12. imamın yerine onun görevlerini devralan, yanılmayan başka bir yapının ön plana çıktığını göreceğiz. Bu kadar, Kacarlar döneminde bu kadar belirgin değil. Bu daha çok 79 sonrasında ön plana çıkan, daha doğrusu 70'lerde ön plana çıkmaya başlayan bir süreç ama Kacarlar döneminde de yani ulemanın nasıl kendisini daha maddi açıdan ve güç açısından daha ön plana çıkarmaya başladığı bir dönemi görmeye başlayacağız. Mesela pazarla olan iletişimi, yani ulema sadece kendi alanlarında bulunan bir yapı olarak adlandırılmasın. Yani sadece mescitte, dergahta ya da camide bulunan bir yapı olarak adlandırılmasın. Toplumun diğer yapılarıyla da, yani halkın muhtelif kesimleriyle de bağlantıları, güçlü bağlantıları var. Özellikle iktisadi bağlantıları var. Bu ne manaya geliyor? Özellikle ki bu günümüzde de böyledir. Ulemanın orta sınıfla olan bağlantısı oldukça yüksektir. Orta sınıftan kastımız aslında belirli bir seviyede ticaret ehli, daha doğrusu pazar ehli olarak adlandırılır. Bu ki Tahran'daki meşhur o kapalı çarşının aslında Tebriz'de de yine benzer bir şekilde vardır. Bu ticaret ehlinin muhtelif kesimleriyle olan, nasıl diyelim buna, kesişim noktaları oldukça fazladır. Tabii ister istemez toplumsal bir problem olduğu vakit, ki bu günümüzde de görülür, pazar kapandığı vakit kuvvetle muhtemelen o gün bir sosyal olay olacak manasına gelir. Kepenkler indiği zaman. Evet, kepenkler indiği vakit, ki biz bunun örneklerini, mesela ilk örneğini 1829'da Rus elçisi Alexander Gribojedov'un katledilme sırasında görürüz. 1829 elçilik basılır, Rus elçiliğindeki bütün o kozaklar, korumalar öldürülür ve elçi paramparça edilir.
elindeki küçük bir kesikten tanınır. Rus elçisi. Rusya'nın elçisi. Buna benzer bir durumu biz yine Amerikan elçiliğinin basıldığı süreçte görüyoruz. Yani pazar kapandığı vakit Tahran'da aslında bunun sosyal bir karşılığı olur. O yüzden pazar aslında sadece sıradan alışverişin yapıldığı, belirli bir miktar iktisadi değişimin yapıldığı yer değil, sosyal yapıların da bir araya geldiği ve birbirleriyle bir bağlantı kurduğu yer olarak adlandırılır. Ve buradaki en sağlam bağ baktığımız vakit aslında buradaki orta sınıfla ulema arasındadır. Yani eğer pazardaki esnaf ya da oradaki belirli bir şeyden rahatsızsa bunu ulema üzerinden saraya ya da yönetici gruba çok rahat bir şekilde aksettirebilir. Biz bunun bir karşılığını Osmanlı coğrafyasında da görürüz. Yeniçeriler üzerinden. Çünkü Yeniçerilerde hani Yeniçerilerin bozulduğu, Yeniçerilik ocağının bozulmaya başladığı dönemde ne iş yapıyorlardı? Kahvecilik yapıyorlardı, esnaflık yapıyorlardı. Evet. İster istemez toplumla bağlantıyı onlar kuruyorlardı aslında. Biz sadece askeri, evet, işte kendi mesleklerini yapmıyorlar, askerlikle ilgilenmiyorlar. İşte başka mesleklerle işlemiyorlar diyoruz ama onu toplumla olan bağlantısı da burada öpüden çıkıyor. İşte tam da burada aslında ulema bu alanı işgal ediyor. Ve bunu giderek aslında modernleşen zamanla beraber, ki biz bunu daha sonrasındaki o tütün meselesinde de göreceğiz, sonraki ayaklanmalarda da göreceğiz aslında, bu alanı giderek genişletecek ve daha belirgin hale getirecek ki ta ki 1921'e kadar. Buraya kadar herhangi bir soru var mı acaba? Onları cevaplayabilirim. Çünkü bundan sonra daha farklı bir süreç. Yok açıkçası. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Bu bölüme kadar soru yok. Bu tütün meselesine biraz değinmek ister misiniz acaba? Yoksa ki. İlerleyen şeyde mi değineceksiniz? Ulemanın rolünün aslında 79'dan çok önce ne kadar etkili olduğunu gösteren bir örnek olduğu için diyorum. Amatör okuyucu olarak gözüme çarpan İran tarihiyle ilgili şeylerden biri, dönüm noktalarından ya da önemli olaylardan biri. Tabii bu tütün meselesinde çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Aslında ulemanın da bu tütünün işte üretilmesi, satılması, o arazilerin kime ait olduğu, kime satılacağı, ne kadar yüzde alacakları, bunların içerisinde aslında ciddi bir payları var. Tabii ister istemez buradaki hoşlarına gitmeyen, pek fazla onların çıkarına olmayan süreçlerde aslında o tütünle alakalı reflekslerini, daha doğrusu tütün ticaretiyle olan reflekslerini göstermeye başlayacak. Tabii buradaki önemli olan şu aslında, niçin tütün? Artık o son dönemde biz sanayi ürünlerinin aslında tütün, şeker özellikle bunlar, çay özellikle yine aynı şekilde, ki bunlar bize böyle çok küçük aslında sıradanmış gibi görünüyor ama 1920'lerde ordu modernleşmesinin Rıza Şah döneminde büyük bir kısmını çay ve şekerden gelen gelirlerle karşılandığını biz görüyoruz. Bu çok enteresandır mesela. Yani bu çok böyle küçük bir şey gibi görünür ama İran coğrafyasında mevcut nüfusu düşündüğümüz vakit ve belirli bir vergilendirme usulü kullanabildiği vakit aslında bir yekün olarak ciddi bir alanı teşkil edebiliyor ki tütün de bunlardan bir tanesi. Aynı şey Osmanlı için de geçerlidir. Yani tütünün işte kullanılabilme alanları, yetiştirildikleri alanlar, bunlar söyleyeceği verilmesi vesaire, bunlara baktığımız vakit aslında İran için de çok ciddi bir gelir ama tabii buradaki bunun üretilmesi ve satışı sırasındaki ulemanın sarayla olan nasıl diyelim ona, sürtüşmesi ve toplumun belirli bir seviyesinde nasıl etkili olabileceklerini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bir dönüm noktası olarak da görülebilir kendi içerisinde, iktisat tarihi içerisinde söyleyebiliriz. Tabii daha sonraki dönemlerde az evvel üzerine durduğumuz gibi iletişim, ulaşımın çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle beraber aslında ve fikirlerin de bunlarla doğru orantılı olarak aslında hızlı bir şekilde ilerlemesiyle, yayılabilmesiyle 20. yüzyılın başında biz devrimleri görmeye başlayacağız. Rusya coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında ve İran'da. 1905, 6 ve 8 devrimleriyle biz karşılaşacağız. Bunlara baktığımız vakit. Tabii İran'daki süreç
Diğerleriyle kıyasladığımız vakit aslında enteresan bir özelliğe sahip. Bu üçünün kesişim noktası Kafkasya olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve özellikle de burada, bu coğrafyada yurt dışında eğitim almış ya da Rusya'daki eğitim kurumlarında eğitim almış ve işte tırnak içerisinde anarşist, sosyalist, o dönem kendi içerilerinde bazı ayrımları da var. Belirli gruplar içerisinde aslında bu coğrafyada çok hızlı, çok seri bir şekilde sınırları değiştirebildiklerini, gittikleri yerlerde propaganda yapabildiklerini ve örgütlenebildiklerini göreceğiz biz bu grupların. Ki buna benzer bir durum biz İran'da da göreceğiz. Şöyle bir durum var. Bunu günümüzdeki sistemle de belki birazcık böyle kıyasladığınız vakit anlam ifade edebilir. Bu devrimlerin aslında aynı döneme denk gelmesi, aralarında çok küçük süre farklarının olması aslında temel rakiplerinin monarşi dediğimiz o yapıyı aslında yıkabilmek ve onun yerine daha özgür, daha kendi içerisinde anayasal bir süreç oluşturabilme adına aslında temel bir kavramsal birlikteliğe de sahip olduklarını söylememiz gerekiyor. Bu bakımdan oldukça önemlidir 20. yüzyılın başındaki bu hareketler açısından. Çünkü bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz vakit o dönemki monarşiler de kendi aralarında bazı ittifaklar sunuyorlardı. Yani İran'daki monarşinin temel destekleyicisi aslında Rusya'ydı. Çünkü Rusya da bunun farkındaydı. 1848'den itibaren ki Avrupa'nın jandarması olarak adlandırılır. İşte Lehistan, Macaristan buralardaki ayaklanmaları kendisi bastırmıştır. Çünkü olur da herhangi bir fikri süreç Rusya'da etkili olursa ki biz bunu 1826'daki Descartes ayaklanmasında da göreceğiz. Rusya'daki, Petersburg'daki. Bu Rusya açısından oldukça ölümcül olurdu. O yüzden olabildiğince kendisine çok fazla yaklaşmadan olabildiğince hızlı seri bir şekilde yok edebiliriz. Ki bunu işte Fransız devrimine kadar götürebiliriz bunun başlangıç noktasına. İran'da da durum aynı. Çünkü İran'daki mevcut monarşiyi olabildiğince koruyabilirse oradan herhangi bir şekilde oluşabilecek bir fikri yapı kendisini rahatsız etmeyecek. Bu açıdan baktığımız vakit bu üç imparatorluk yani Osmanlı'nın, Rusya'nın ve İran'ın aslında çeper bölgelerinin merkezi bu dönemde çok zorladığını göreceğiz. Düşünsel manada da. Yani çünkü çeper bölgelerindeki değişikliklere ne kadar hızlı uyum sağlayabiliyorsa imparator merkezleri, diğer yapıların üzerinde de etki sahibi olabiliyor. Ve bu dönemde baktığımız vakit özellikle bu meşruiyet dediğimiz sürece baktığımız vakit Osmanlı'nın belirli bir dönem hem İran'a karşı hem de Rusya'ya karşı ciddi bir şekilde ön plana çıkmaya başladığını, oldukça özgür bir yapı kurabilmenin eşiğinde olduğunu gösterdiği dönemlerde de biz karşılıyoruz. Bu bakımdan da enteresandır. Yani aslında bütün her şey merkezden değil de çeperin de yani hudut boyunda olup bitenlerin de aslında merkezi etkileyebildiği bir dönemden bahsediyoruz. Oldukça ciddi bir kırılma dönemidir. Aynı şey İran için de geçerli tabii ki. Tabii bu devrim sonrasında 1910'lar ve 20'lere geldiğimiz vakit biz bir Kazak subayı olarak Rıza Şah'la karşılaşacağız. Bu arada Evet. az önce değindim ama bunun üzerine durmam gerekiyor. Rusya'nın İran'daki monarşiyi korumasındaki en temel aracı 19. yüzyılın son çeyreğine kurmuş oldukları Kozak alayıydı. Kimdir bunlar? Özellikle baktığımız vakit monarşiyi koruma adına işte Çerkeska dediğimiz bizim o Kafkasyalıların giydiği kostümü giyen birazcık daha üzerine küçük değişiklikler yapıldı ve başında Rus bir komutanın bulunduğu bir alaydan bahsediyoruz. Ve bu alayın en temel vazifesi saltanatı, monarşiyi korumak. Herhangi bir şekilde İran'daki sürecin merkezi yapı diyemiyoruz ama yapının bozulmasını istemiyor. Bundan dolayı da burada da belirli bir dönemden sonra İran'ın muhtelif bölgelerinden bu Kozak alayına alımlar yapar. Ki biz Rıza Şah'ı tam da burada göreceğiz aslında. Kendisi de bir Kozak ya da Kazak. İki terimde kullanılır. Bu şeye göre yani Kazak dediğimiz vakit Kazakistan coğrafyası algılanmasın. Rusya'nın güneyinde bizim Deşli Kıpçak dediğimiz o coğrafyada şimdiki Ukraynların belirli bir kısmının atası olarak adlandırılan aslında Kozaklar olarak bizim adlandırdığımız bir yapıya atıf var burada.
bir düzenli gruptan, askeri gruptan bahsediyoruz. Bunların işte dediğimiz gibi ücretleri merkez tarafından karşılanıyor ve bunlar devamlı aslında sarayı koruyorlar. Tabii 20'deki ve 21'deki darbeden sonra 25'e kadar giden bir süreç var. Ve bizim burada aslında Rıza Şah dediğimiz bir figürle karşılaşıyoruz. Baktığımız Evet. vakit kendisiyle alakalı işte birçok spekülasyon var. İşte okuma yazma bilmediği, işte çok fazla eğitim almadığı, ailesinin kökeni vesaire vesaire. Bunlarla alakalı birçok işte ileri sürülen detaylar var. İşte bunlarla alakalı bazı spekülasyonlar da var ama biz bıraktıkları üzerinden yaklaşırsak aslında Rıza Şah dönemine daha anlaşılabilir olacaktır. Özellikle Rıza Şah dönemi aslında merkezi devletin kurulduğu dönem olarak bizim karşımıza çıkar ki buna paralel olarak biz aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl merkezi bir yapıyı devralarak devam ettirdiğini göreceğiz. Yani İran'ın aslında böyle bir dezavantajı vardı. Bu çok enteresandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baktığımız vakit o döneme kadar aslında yine bir merkezi Osmanlı yapısından bahsedebiliyoruz. Ama İran Evet. için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu açıdan baktığımız vakit aslında Rıza Şah'ın işi oldukça zordu. Çünkü bu vakte kadar belirli devlet kurumları, organları oluşmamış ve bunları sıfırdan kurmak zorundaydı. Ve bunu yaparken de aslında tamamen askeri bilinçle yapmak zorundaydı. Bu açıdan baktığımız vakit aslında belki bunu konuşmanın en sonunda söyleyebiliriz. Rıza Şah dönemi askeri monarşi olarak bizim karşımıza çıkar. Çünkü belirli bir şekilde kurumların oluşturulması, belirli bir düzenin devamlı bir şekilde sağlanabilmesi ve bunun güvenliğinin devam ettirilebilmesi için aslında ilk etapta başvuracağı şey askeri güç olacaktır ve ilk 2 senesi 1921 ve 23 yıllar arasındaki süreçte askeriyeye çok ciddi bir yatırım yaptığını biz göreceğiz. Çok kısa süre içerisinde 20 binler civarında olan asker sayısını 120 binlere çıkartacak. Askeriyeyi ve sivil bürokrasiyi yaklaşık iktisadi manada bunu söylüyorum 10 kat büyütmek zorunda kalıyor. Peki buradaki temel soru madem böyle bir yeteneği vardı İran'ın niye bunu daha önceki dönemlerde yapmadı ya da yapamadı? Tabii buradaki bizim en temel paradigmamız maliyeydi. Maliyesinin iyi çalışır bir vaziyette olmaması sistemin kendi içerisinde aslında problemler üretmesiydi. Daha önceki Kacar dönemine baktığımız zaman. Rıza Şah dönemiyle beraber askeri yapının yani çok daha sert bir şekilde belirgin hale gelmesi sonraki süreçte vergilerin toplanması, belirli bir düzene koyulması ve bunların günden güne arttırılması aslında İran'ın merkezi yapısını kurmasındaki ihtiyacı olan mali gelirinde temel kaynağını oluşturacak. Yani tersten bir okuma yaptığımız vakit aslında İran'ın kendi içerisinde belirli bir gücü var, belirli bir iktisadi gücü var ve bunu kendi içerisinde merkezi yapıya aktarıp belirgin bir yapı oluşturabiliyor. Ama kırılma noktası ise özellikle petrolle beraber bizim karşımıza çıkacak. Esas aslında kırılmayı yaratacak olan şey petroldür. Çünkü bu ilk hareketi verebilecek bir nasıl diyelim? Güçtü. İşte vergilerin toplanması, belirli bir vergi sisteminin oturtulması hatta şöyle söyleyelim bu vergi sistemlerinin oluşturulabilmesi için 1911 yılında Schuster, Morgan Schuster yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı bir maliyeci davet ediliyor. Hatta kendisiyle İran yerel basınında da yerel ahalisi de bayağı dalga geçiyorlar. Kendisi 1911'in Mayıs ayında gelip yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayında da terk etmek zorunda kalacak. Çok fazla faydalı olamayacak. Ama 1922 ayında 22'de başka bir Amerikalı maliyeci gelip süreci temelinden etkileyecek bir sistematiği oluşturacak. İşte yıllık bütçenin ilk defa yapıldığını biz göreceğiz. Kurumlara ayrılacak olan nasıl diyelim ödeneklerin hangi seviyelerde olduğunu göreceğiz ve bunların devamlı arttırıldığını göreceğiz. Ve bütün bunları yaparken aslında oldukça sert askeri tedbirlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Bu bakımdan önemlidir. Yani şunu söyleyebiliriz. İran'daki mevcut modern yapının, modern tarihin oluşabilmesi için 20. yüzyılın başında bir yukarıdan zorlayıcı güçle bunun başarılabildiğini
söyleyebiliriz. Peki Tabii bu bu dönemde şeyler buyurun. mi? Yani mesela bir İran Şahı döneminde en azından Rıza Şah döneminde pardon, Evet. yeterince bağımsızlar mı? Çünkü aynı zamanda okuduğum kadarıyla söyleyeyim, lütfen hatalıysam Yok, yok. düzeltin yine. Yani bir duyun-ı umumiye tarzı bir şey de var aslında İran'da. İşte bir takım ülkelere işte imtiyazlar verilmesi, mesela Doğru. tütün fetvası. Molla'nın tütün fetvası okuduğum kadarıyla ondan dolayı çıkıyor. İngilizlere imtiyazı veriliyor vesaire. Yerel üretici isyan ediyor. Ne yapıyorsun sen diye. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii. Şimdi Rıza Şah döneminde bu dış etkilerden bağımsızlar mı? Şey Şimdi olabilirler şöyle dönem, mi? o Yani milli dönemin bir bütçe mi hazırlayabiliyorlar? Çünkü şeyde de var. Mesela Kavala'nın son döneminde Mısır'da da benzer bir şey var. Gelip çok sağlam bütçe hazırlıyorlar ama bütçeyi ne için hazırlıyorlar? İngilizler, Fransızlar kendi paylarını sağlam alabilsin diye hazırlıyorlar. Doğru. Tabii burada dönemi yani nasıl bir 1920'lerde biz neyle karşılaşıyoruz? Birinci Dünya Harbi'nin sonrası aslında. Ciddi problemli bir dönem. Ve işte hem Rusya'nın kendi içerisindeki problemlerle uğraştığı bir dönem. Keza İngiltere'ye baktığımız vakit orada başka problemler var. Ve İran coğrafyası birazcık daha nasıl diyelim? Pek uzakta değil ama kendi yapısı içerisinde bazı kurulumları sağlayabilecek gücü elinde bulundurabiliyor. Yani tam manasıyla bir bağımsızlıktan bahsetmiyoruz tabii. Böyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, bazı verilmiş imtiyazlar var. Bu imtiyazların bazıları iptal edilecek daha sonrasında. Ki Musallat dönemine geldiğimiz vakit bundan çok daha sert bir şekilde, çok daha nasıl diyelim katı bir şekilde bunlardan kurtulduklarını göreceğiz ki daha sonrasında zaten darbeyi göreceğiz. O yüzden olabildiğince mevcut sistemden kopmadan, mevcut o dünya sisteminden kopmadan aslında belirli bir şekilde Rıza Şah'ın bu süreci devam ettirmeye çalıştığını göreceğiz ki yaptığı gezilerle de aslında bunu bir şekilde kendi içerisinde meşru hale getirmeye çalışıyor. Çünkü göreve geldiğinde sadece 4 tane bakanlık varken bunu 10'a çıkartacak. 8 tane vilayet varken bunu 15'e çıkartacak. Keza yine benzer dönemde demir yollarıyla anlaşmalar yapılacak İran içerisinde. Bakın bunlar aslında kendi içerisindeki nüfusu da bir araya getirebilecek, merkezileşmeyi Tabii. sağlayabilecek. Çünkü sadece yol hatları, yapılan anlaşmalar, demir yolları ticaret olarak algılanmamalı. Herhangi bir yerde çünkü isyan çıkma ihtimali de var o aşiret yapılarının içerisinde. Onlara müdahale edebilmesi için o demir yollarını kullanmak zorunda, lojistik açısından. Bu açıdan da görüyorlar ve tamamıyla askeri olarak bakıyorlar. Ve asker ve bürokrasinin bu dönemde çok nasıl diyelim etkili bir olduğu bir dönemi göreceğiz. 1925 ile beraber aslında bu sürecin nasıl hızlı bir şekilde ilerlediğini biz göreceğiz ki ta ki 1941'e kadar işgal dönemine kadar aslında. 1941 ile 53 arasında bir ara dönem var. 12-13 yıllık bir ara dönem. Bu ara dönemde özellikle işte ilk dönemde baktığımız vakit 41-1949 yılları arasında bir TUDEH partisi dönemi vardır. Evet. Sosyalist bir dönemle biz karşılaşırız. Sonraki döneminde ise 49-53 arasında bir Musaddık, daha milli bir bilincin oluşmaya başladığı bir dönemden bahsedilir. Özellikle de Türkçe, İngilizce, yani İngilizce bir nebze daha makuldür ama bu dönemlerin çok fazla bir incelendiğini ya da çalışıldığını çok fazla görmeyiz ama özellikle Musaddık dönemi ki günümüzden de baktığımız vakit günümüzdeki İran'daki rejimin gözüyle ya da devrimden sonraki süreçte de baktığımız vakit aslında Musaddık'ın yaptıklarının belirli bir şekilde mevcut rejim tarafından da aslında meşru hale getirildiğini düşünüyoruz. Yani meşru hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tabii bunu yaparken baktığımız vakit katı bir Yapıyor anayasacılık Musa? var. Biraz da ondan bahsedersek aslında. Tabii buradaki Musaddık'ın temel sürecine baktığımız vakit nasıl bir aileden geliyordu, nereden geliyordu, yaptıklarına baktığımız vakit aslında birazcık anlam verebileceğiz. Orta sınıftan gelen ve aslında az evvel de bahsettiğim gibi İran'ın eski ailelerinden bir tanesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kevamus Sultani olarak adlandırılan bir ailenin aslında akraba grubun içerisinde, doğrudan soydan gelmiyor ama o grubun içerisinde yetişmiş, o hanedan içerisinde, çevresinde büyümüş bir figür olarak bizim karşımıza çıkıyor. Siyasi sürecine ise baktığımız vakit 1941'e kadar aslında sürgünde. Yani mevcut şah yönetimiyle aslında problemleri olan, refleks gösteren bir figüre sahip ve 1941'den sonra tekrardan ön plana çıkmaya başlıyor. Ve temel dinamik şu aslında,
katı bir anayasacılığa sahip ve daha çok olumlu ya da daha nasıl söyleyelim olumlu ortaklık da denilebilir bunu İngilizce kavram üzerinden baktığımızda ya da olumlu denge diyelim. Olumlu dengeden daha ziyade olumsuz denge üzerine kurulan bir dış siyaset. Bu ne demektir peki? Mesela büyük ülkelere verilen bazı tavizler var. Az evvel de bahsettiğimiz gibi. Bu tavizleri diyor tamamıyla hiçbir şekilde hiçbirine vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim milli varlığımızı tehdit eden bir serüvendir. Ve bunu biz olabildiğince hızlı bir şekilde, seri bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Burada tam da aslında gelir kaleminin en temel, işte o mali gücün en temel para bizim karşımıza çıkıyor. Petrol. Ve Petrol. bunun millileştirilmesi süreci bizim karşımıza çıkacak. Ve işte bunu yapmaya çalışırken de aslında 53 operasyonu biz göreceğiz. Musaddık üzerine. Tabii İngilizlerin Musaddık'ın operasyonu. Ne evet diyoruz? özellikle yani o petrolün çünkü şöyle İran özellikle petrolün o İkinci Dünya Harbi sonrasında ön plana çıkan Soğuk Savaş dönemine baktığımız vakit aslında ne manaya geldi? İran'ın petrol üretiminde ilk sıralarda yer alması, bunun işte uluslararası şirketler satma sırasında yine ilk sıralarda yer alması aslında İran'ın çok ciddi bir önem arz ettiğini bize gösteriyor. Ve Batı açısından baktığımız vakit özellikle 19, 20. yüzyılın ikinci yarısında kontrolden çıkmaması gereken ve belirli bir şekilde kontrol edilmesi gereken bir yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ta ki 1979'a kadar. Şimdi tabii 53'te bir darbe gelecek ve darbe sonrasında biz Rıza Şahın oğlu Muhammed Şah'ı görürüz. Tabii onun serüvenine de baktığımız vakit babasından çok farklı değil, benzer bir süreci devam ettirecek. Dahası daha da katı bir şekilde merkezileşmeyi, askerileşmeyi, bürokratikleşmeyi ve tırnak içerisinde baktığımız vakit Fars geleneğine bir atıfla bunu yapmaya çalışacak. Buna benzer durumları Cumhuriyet kurulurken bu coğrafyada muhtelif bölgelerde biz de göreceğiz. Mesela özellikle adların Türkçeleştirilmesi, mesela soyadlarının Türkçeleştirilmesi, mekanların isimlerinin Türkçeleştirilmesi meselesi gibi bu özellikle yeni kurulan milli devletlerin temel bir refleksi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Buradaki önemli olan şey ise benim en azından görebildiğim kadarıyla kesintisiz bir şekilde bu Safevilerde de olsun, Nadir Şah döneminde de olsun, Kacarlarda da olsun, Rıza Şah döneminde de oğlu Muhammed Şah döneminde de olsun Sasanilere bir atıf vardır. Daha öncesinde de hatta yeri geldiği vakit atıf yapılır. Bir kesintisizlik vardır ve bulundukları coğrafyayla aslında tamamen bir kabul etme süreci vardır. Ve burada da baktığımız vakit aslında isimlerin, mekanların, yerlerin isimlerinin Farslaştığını biz göreceğiz. Özellikle Türkçe, Arapça ya da Ermenice bölgelere göre değişiyor bu. Bu isimlerin olabildiğince Farslaştırılmasına çalışacak ama bunun daha sonrasında problem yaratabileceğini düşündüklerinden dolayı 100 kadar mekanın yeri değiştirdikten sonra, bölgenin ismi değiştirdikten sonra bunu durdurmak zorunda kalacaklar. Kendi içerilerinde de başka dinamiklerin olduğunu fark edecekler. Tabii az evvel değindiğim gibi Rıza Şah döneminde olan askeri görünürlük, Monarşi Muhammed Şah döneminde de olacak. Mesela bütün o seremonilerde biz onu askeri elbiseyle göreceğiz. Evet. Nereye giderse gitsin o askeri elbisesiyle beraber görünecek ve bunun üzerinden bir halk üzerinde bir imaj bırakacak. Tabii bütün bunlarla beraber aslında 1950'lerin sonları 60'larda da baktığımız vakit özellikle işte Soğuk Savaş'la beraber işte iki kutuba ayrılan dünya, İran'ın buradaki pozisyonu, petrol vesaire bütün bunların içine girdikten sonra aslında Batı'nın özellikle de Amerika'nın olabildiğince mevcut Şah rejimini desteklediğini biz göreceğiz. Ta ki bu Yani. 79'a kadar gidecek. Tabii 79'a gelene kadar aslında içeride bazı problemlerin oluşmaya başladığını biz göreceğiz. Sosyal problemlerin oluşmaya başladığını göreceğiz. Tabii küçük bazı isyanlar da ortaya çıkmaya başlayacak ama bunlar tabii çok fazla görünür olmayacak. Buradaki temel eleştiri aslında az evvel de bahsettiğim gibi nasıl Kacarlar döneminde ulemanın orta sınıfla olan bir bağlantısı varsa bu bağlantısallık
bu döneme geldiğimiz vakit, yani 1970'lere geldiğimiz vakit daha siyasal bir görünüm arz etmeye başlayacak ve biz orada baktığımız vakit işte sosyalist grupları da görmeye başlayacağız. Yani muhalif grupların belirli bir odak çevresinde bir araya geldiklerini, gelmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bu açıdan baktığımız vakit, bir de ters okuma yaptığımız vakit aslında İran tarih açısından, merkezleşme tarih açısından özellikle de Muhammed Rıza Şah döneminden sonraki sürece de baktığımız vakit onun döneminde kurulan birçok kurumun aslında devrimden sonra devralındığını ve onun üzerine yeni yapılar inşa edilerek devam ettiğini görüyoruz. Yani bir bütünsellik içerisine baktığımız vakit 1921 ve 25'te başlayan o sürecin aslında 79 döneminden sonra da merkezileşmenin giderek hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim. Belki sorular gelir onlar üzerinden şey yaparız. Çok fazla sıkmak da istemiyorum. Bir saat olmuş yaklaşık. Bazen şu tip sorular gelebilir. İşte Amerika'nın gözünden kaçan bir olay olarak bu adlandırılır. Genel manasıyla tarihsel, daha doğrusu literatürde, İran literatüründe işte 79 devriminin için işte Amerika görmedi, CIA görmedi ya da Batı bunun farkına varmadı, işte hiç kimsenin bunun farkına varmadı diye. Bu tip tartışmalar aslında birazcık şöyle, nasıl diyelim, Titanic üzerindeki sandalyelerin, iskemlelerin sıralaması, eğer öyle yapılmasaydı işte Titanic batmazdı demeye getiriyor aslında bir noktadan sonra. Tabii seyle sayla. Ama yani bu kendi içerisindeki dinamiklerini iyi okumak gerekiyor İran'ın. Yani çok böyle nasıl diyelim üstünkörü bir şekilde algılanabilecek ve nasıl diyelim genel kaidelerle pek anlaşılabilecek bir yapısının olmadığını düşünüyorum. Şahsi olarak bu benim kendi kanaatim. Çünkü kendi içerisindeki yapısının içerisinde çok fazla iç içe geçme var. Ve bunları böyle bir siyah beyaz gibi birbirinden ayıramıyorsunuz. İşte bu ulema ile mesela orta sınıfla bahsettiğimiz gibi ya da buna benzer başka gruplar da başka yapılar da var İran'ın yapısının içerisinde güncel olarak baktığımız vakit. O yüzden dışarıdan bir refleks geldiği vakit 79 devriminden sonrasından bahsediyoruz ki çok hızlı çok seri bir şekilde büzüşebilme ve kenetlenebilme yeteneğine sahip ve bu yeteneği aslında 79'a borçlu değiller. Bu yeteneği 1501'den itibaren edinmeye başlıyorlar. Çünkü 16. yüzyılın başına baktığımız vakit işte tarih aslında burada bizim ve coğrafya burada bizim işimize yarıyor. Batısında bir nasıl diyelim Ortodoks İslam, Sünni İslam'a ait olan bir Osmanlı, doğusunda Şeybani Hanlı yine keza yine aynı şekilde Sünni İslam ve güneybatısına baktığımız vakit bir Memlüklerden bahsediyoruz. Siz bu yapının ortasında ne kadar merkezi bir yapı kurarsanız kurun, mevcut yine yapınız Ortodoks İslam üzerine olursa bu üç yapının ortasında kalacak ve bir şekilde aslında müdahale açık olacaktı. O yüzden aslında kendisini katılaştırabilecek, bir araya getirebilecek başka tırnak içerisinde ideolojik ve itikadi bir yapıya ihtiyacı vardı. Ve biz de tam da burada aslında Şiiliğin nasıl o coğrafyada belirgin hale gelmeye başladığını göreceğiz. Peki bu bir şey sormak istiyorum. Buyur. Tabii. Evet. Peki şöyle bir şey de var. Şimdi Rıza Şah döneminde bir çeşit bir modernleşme var. Ondan evet. Sonra işte askeri sistemin kurulması, bir mali sistemin oluşturulmaya çalışılması. Yani bir millileşme söz konusu. Onun dışında zaten orta sınıf ve pazarla çok iyi ilişkileri olan Molla'ya da zeytin dalı uzatıyorlar. Peki evet. Rıza Şah dönemi ya da Şah dönemi tam olarak neyi yanlış yaptı da bu kadar çok muhalefet ortaya çıktı? Ya da işte 79 devriminin taşları dizilmeye başlandı. Acaba hı hı. Rıza Şah yani bu modernleşme hareketini her yere mi yayamadı? Kurumsal yapıyı mı açıkta bıraktı, gerçekleştiremedi, yoksa herkesi mi dahil etmedi yeniden yapılanma sürecine? Tabii şimdi şöyle bir süreç var. Rıza Şah döneminden bahsederken tepeden inen bir yapıdan bahsediyoruz.
temelden böyle bir talep yok aslında baktığımız vakit. Yani bir askeri grubun işte darbe yaptığını ve gücü ele geçirdiğini ve kısa bir süre içerisinde daha da organize olarak aslında toplumsal yapının en ince kılcal damarlarına kadar etki edebilecek bir yapı kurmaya çalıştığını biz göreceğiz. Tabii bunları yaparken de aslında mevcut yapının o alışılageldiği, nasıl diyelim, geleneksel değil ama kendi çıkarlarına olan bazı yapıların kırılmaya başladığını biz görüyoruz. Özellikle de ulemanın belirli bölgelerde, belirli dönemlerde aslında zarar gördüğünü görüyoruz. İster istemez bu onların canını sıkacak. Çünkü devlet tekrardan ulemanın üzerinde bir tahakküm kurmaya başlayacak. Nasıl Kacarlar döneminde kendi alanlarını genişletmişlerdi, gelirlerini genişletmeye başlamışlardı. Hatta işte İstanbul'da çıkartabilir tütün meselesiyle alakalı. Ama Rıza Şah dönemine geldiğiniz vakit ya bir saniye artık daha merkezi, daha seküler, laik bir yapı var ve öyle istediğiniz gibi gelirleri kendimiz kontrol edelim, kendimiz bunu düzen edelim, böyle bir şey izin vermeyecek. Bu ister istemez ulemanın üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Ama tabii buradaki temel parametre silahlı kuvvetler aslında baktığımız vakit. Rıza Şah'ın kontrolünde olduğu için ve askeri özellikle bu yüzden askeriyede ilk 2 yıl içerisinde yani 21 ve 23 arasında çok ciddi önem verecek ve 25'te artık bir tehlike kalmadığına itimat getirdikten sonra tacı giyecek. Bu da çok enteresan. 5 yıl bekleyecek ki yani tacını giymek için. Şah tacını giymek için. Şimdi bu da aslında bize birçok şey söylüyor. Çünkü içeride de mevcut kurmaya çalıştığı yapıya isyanlar olacak. Buna bir şekilde refleks oluşturacaklar ve en temel refleks aslında yine orta seviyeden gelmesini bekliyor. Ama bunu olabildiğince seri ve hızlı bir şekilde asker üzerinden kontrol edebileceğini de düşünüyor. Çünkü daha organize, daha merkezi ve ulemanın ve diğer grupların, orta sınıfın gelir kalemleriyle de, gelir kalemlerine de müdahale edecek. Biz buna benzer bir durum mesela 15. yüzyılın ortasında Osmanlı coğrafyasında Fatih Sultan Mehmet zamanında da göreceğiz. Vakıf mallarını devletleştirecek. Ve orada ciddi bir problem, bir tepkim olacak mesela. Yani o merkezileştirme için aslında bunları yapması gerekiyor. Tabii bütün alanlara uzanabilmesi çok kısa süre içerisinde. Çünkü İran gerçekten çok geniş bir coğrafya, zorlayıcı bir coğrafya. Ve bütün yapıyı buralarda, bürokratik yapısını kurabilmesi, dediğimiz gibi işte 15 tane mesela 8 tane vilayet varken bunu 15'e çıkartacak. Bunların hepsine işte belirli kurumların temsilcilerini, bürokratlarını göndermek zorunda kalacak. Bunlar ciddi bir maliyet gerekiyor. Bunun için vergilendirme yapması gerekecek. Bunu düzenli hale getirmesi gerekecek. Bu da ister istemez toplumun içerisinde de bir refleks oluşturacak. Çünkü diyecek ya bu vergi nereden geldi? Yani niye ben bunu ödüyorum? Veyahut da işte alışkın olmadığı bir vergi türü olacak. Bunu biz de bazen de şey ediyoruz ama baktığımız vakit benzer refleksler aslında ve bunu olabildiğince en aza indirebilmesi için aslında orada işte askeri gücü kullanacak. Ve askeri gücü olabildiğince sağlam tuttuğu sürece de bu süreci devam ettirebileceğini düşünecek ama bunun da belirli bir noktadan sonraki baktığımız vakit 73-79 arası oldukça önemlidir İran devrimi açısından baktığımız vakit bir patlama seviyesine geldiğini görürüz. Evet arkadaşlar soruları alalım çünkü birkaç dakika içinde yayını bitiriyoruz. Bir saati geçti, siz Serkan Bey'i çok yorduk gerçekten. Estağfurullah. Şimdi bir soru var. Erhan Gürseloğlu demiş ki İran nasıl Şiileşmiştir ve Şii ulema nasıl oluşmuştur? Öncelikle bununla ilgili biz zaten 6 bölüm İran yayını yaptık. Üstüne bir de Şah İsmail yayını yaptık. Orada da konuştuk ama sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuyla ilgili Tabii Serkan ki. Bey? Kısaca ben değineyim hemen. Baktığımız vakit İran kurulurken aslında Türkmen aşiretlerinden kurulduğunu söyledik ama bunun uzun vadede aslında kalıcı bir yapı oluşturamayacağını en azından baktığımız vakit tırnak içerisinde farklı tabirler kullanılabiliyor aslında. Baktığımızda heterodoks İslam ya da gayri müteşerri İslam olarak da adlandırılabiliyor bazı yazarlar tarafından. Bunun uzun süreli bir yapı kurulmasında çok etkili olmayacağı, o yüzden bunun dönüştürülmesine ihtiyacını duyduğu anda aslında Şah İsmail, Lübnan'daki Amili Dağı'ndaki Arap Şii ulemayı ülkesine davet edecek, getirecek. Ve bu ulema üzerinden
Şiileşmenin de sürecini başlatmış olacak. Daha sonraki süreçlerde kendi oğlu kendinden sonraki yani haleflerine de baktığımız vakit Fars ve Türkiye ulemanın da oluşmaya başladığını, yapının belirli bir seviyeye geldiğini görmeye başladık. Bundan önceki dönemde İran coğrafyasında biz daha çok Şafii yani yine Ortodoks İslam'ın farklı bir kolunu görüyor olduk. O yüzden Şah İsmail bunu yaparken oldukça hiddetli ve sert bir şekilde yapmak zorunda kalacak ki az evvel de bahsettiğim üzere etrafında olan o üç tane büyük yapının, emperyal değil ama güçlü yapının, Ortodoks İslam'a ait olan yapının aslında onu tehdit etmesinden dolayı kendi içerisinde katılaşabilen ve dışarıya doğru refleks oluşturabilen bir yapı oluşturabilmesi için bunun şart olduğunu görüyor ve bunun üzerine bir hamlede bulunarak Şiileşmenin sürecini 16. yüzyılın başında başlattığını söyleyebiliriz. Evet, bir üst kimlik olarak. Evet, bir bütünleştirici yapı olarak aslında. Evet. Nilgün Durgun demiş ki pazara eklemlenme normalde modernleşmeyi de tetikler. Ancak İran'da modernleşmede ulemanın karşı duruşu iç pazarla sınırlı kalma inadı olabilir mi? Ya da emperyalist odaklar ulemayı manipüle ettiği için midir? Şöyle tabii sorunun ilk kısmında aslında kendi cevabını da veriyor. Ulema dışarıdan herhangi bir rekabetçi grubun sistemin içerisine girmesini istemiyor. Çünkü ellerinde bulundurdukları, daha rahat kontrol edebildikleri bir yapıdan bahsediyoruz. Ama buraya dışarıdan herhangi bir işte baktığımız vakit dış pazar olarak adlandırdığımız veya işte ithalat ihracat süreci olarak da bunu görebiliriz. Bir sürecin başladığını gördüğümüz anda aslında elindeki gücü kaybetmekten korkuyor. Tabii bu sürece modernleşmeye destek veren bir de devlet yapısını gördüğümüz anda aslında o reflekslerinin daha da sertleşmeye başladığını biz görmeye başlayacağız. Ulemanın manipüle edilmesi yani şöyle söyleyelim bu birazcık komple teorisine girer. Bunu çok doğrudan bir şekilde söyleyemem ama en azından tarihsel serüven içerisinde şunu söyleyebilirim. Şii ulema ki bu ulemanın belirli bir kısmında görünür bir şeydir. Her zaman bir üçüncü bir ya da ne diyelim başka bir emperyal yapıya refleks göstermeyebilir. Hatta ve hatta belirli fıkıh üzerinden kan dökülmemesi için teslim olabilir, tabi olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım ki buna benzer bir durumu biz 1820'lerde mesela İran'ın kuzeyinde bulunan bir ulemanın Rusya tarafına geçtiğini ve işte Rusya'nın işte o Şii Müslümanların nasıl kontrol edilebileceği süreçte aslında kendi belirgin bir figür olarak bizim karşımıza çıktığını da söyleyebiliriz. Yani her zaman o şey siyah beyaz gibi görmememiz gerekiyor. Evet. Bunun dışında soru gelmedi. Zaten Nilgün Durgun olayı da özetlemiş. Demiş ki çok analitik ve çok güzel açıklamalarınız için bir kez daha teşekkür ederim Sayın Ben Kececi teşekkür demiş. ederim. Ben teşekkür ederim. Bakalım başka soru var mı? Ha, evet. Benim soracağım soruyu Yavuz Selim Gayretli hızlı davrandı sordu. Teşekkürler, çok güzel bir yayın oldu. Serkan Bey kaynak önerebilir mi? Yani modern İran tarihini Evet. daha iyi bilmek için ne okumak gerekiyor? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Şu anda benim en azından Türkçe eğer okumak istiyorsa arkadaşlar Yervant İbrahimyan'ın işte Modern İran Tarihi denen bir 300 sayfa civarında bir kitap var. Çok analitik bir şekilde ve gerektiği vakit detayları vererek aslında açıklayan, benim çok hoşuma giden, en azından çevirisi de çok güzeldir Türkçe çevirisi. Harika bir kitaptır Modern İran Tarihi için. Yakın dönemde şöyle bir, şöyle arkama dönüyorum. Abbas Emanet'in ki Modern İran Tarihi'nde yani Safaviler, Kacarlar bunlarla alakalı. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da Columbia Üniversitesi olması lazım. Bayağı oldukça mufassal. Türkçe'ye çevrildi ama bunu ben söylemek zorundayım. Kimseyi yanlış yönlendirmeyeyim. Çevirisini pek beğenmedim. Birazcık sanırım teknoloji girmiş için içine. Öyle görünüyor. Ama eğer Ağır İngilizce yani. okumak evet yani şöyle söyleyelim. Pek böyle Türkçe sentaksi uygun olmayan cümleler var. Ama İngilizcesini okumak isteyenler için gayet akıcı, gayet anlaşılır ve çok detaylıdır. Yaklaşık 1000 sayfa civarında. Bu da yine modern İran tarihi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani şu anda en azından Türkçe'de bu ikisi
ihtiyaçlı karşılayabilir diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu arada Gassım Salahov bir kitap önermiş. Michael Evet. Axworthy mi? Hı. İran Evet, Exodus. uzmanı, Aklın İmparatorluğu ve Devrimci İran kitabı demiş. Doğru, o da çevrildi, o da yeni çevrildi. Yani şöyle, analitik bir şekilde ele alması açısından ilk etapta Abbas Emanet ve Yervant İbrahim yani ön plan çıkıyor ama Michael'ın da en azından yaptığı yayınlarla İngilizce ve Türkçe çevirilenleri de görüyoruz. Daha belirgin olarak bazı dönemlere yoğunlaşsa da okunabilir listeler arasına girebilir. Evet. Yani modern İran tarihi değil ama benim de okuduğum, bugün bitirdiğim bir kitap var. İzninizle ben de onu önermek Tabii istiyorum. ki, Bir sürü tabii ki, içinde tabii, şey tabii, var. tabii ki. Farklı dönemlere ilişkin makaleler var. Bu kitap arkadaşlar, gözünüz korkabilir biliyorum. Çok kalın bir kitap ama içinde sinemadan yeraltı kaynaklarına, Evet. yerüstü kaynaklarına, Safavilerden Şiilik kavramına kadar her konuda Doğru. makaleler var. Çok kıymetli isimlerin makaleleri yer almış. Ha, bu arada söyleyeyim, İran bir ülkenin akademik anatomisi. Editörler Orhan Karaoğlu, Nail Elhan. İlgilenenler için söylüyorum arkadaşlar, tavsiye edebilirim naçizane. Çok teşekkür ederim Serkan Bey, yayınımıza katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için ayrıca çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Nazik davetiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah, ne demek, çok şey öğrendik. Umarım ilerleyen haftalarda, aylarda, böyle müsait olduğunuz zamanlarda, tabii yoğunluğunuzun az olduğu zamanlarda, başka yayınlarda sizi görmeyi çok isteriz. Tabii ki, memnuniyetle. Peki. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar diliyorum. Ben İyi teşekkür ederim. akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bu akşam çok kıymetli bir isimle, Serkan Keçeci ile birlikteydik. Bize modern İran tarihini anlattı. Bence oldukça verimli, çok güzel bir yayındı. Ben çok şey öğrendim şahsen. Ve sizlere de sorularınız, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu arada Ruken Kaya da kanalımıza destek olmuş. Teşekkür ederiz Ruken Hanım desteğiniz için. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam ben yine buralarda olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.